Evet sevgili dostlar, selamünaleyküm, herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Şöyle damızlık kümesini ufak bir gösterdikten sonra şöyle bu evlatlara şöyle ufaktan bir baktıktan sonra dostlar, Arap takkalı erkek yavrumuzu uçuracağım. Kana tekesi daha doğrusu, yavru değil, kana tekesi dostlar. Beyazımız da böyle. Bugün Arap'ımızın günü. Bakın buraya eşe attığım Araplar da duruyor. Aslında onları birazdan detaylı tek tek inceleriz dostlar. Şimdi Arap erkeğimizi çıkaralım. Şu anda gürültü patırtı yok ama dedim başladı. Ama her an başlayabilir diyecektim, başladı. Sıkıntı yok zaten. Arap geldikçe hareketlerini çekeceğim için çok fazla rahatsızlık olacağını düşünmüyorum dostlar. Evet, şurada çalışmalar başladı. Arap yavrumuzu bıraktım. Hayvan şöyle bir etrafına baksın. Gözleri açılsın. Sizin de aklınızda olsun dostlarım. Kümesten çıkardığınız kuşları önce böyle bir yerde biraz bir bekletin. Hayvanlar etrafını görsün. Gözleri açılsın. Hani biz nasıl karanlık loş bir ortamdan gün ışığına çıktığımızda gözlerimiz böyle bir kamaşır. O aynı şekilde bunlara da, kuşlara da oluyor dostlarım. O yüzden böyle bir hayvanın kendine gelmesine bir müsaade etmemiz gerekiyor. Birkaç dakikada olsa. Şöyle ben o sırada onun yakışıklılığını çekeyim dostlar. Maşallahınızı esirgemeyin. Böyle yakışıklı bir erkeğimiz. Son dönemlerde usulüne uygun uçuramadım. Usulüne uygun uçuramamaktan kastım ne? Hep beyazla falan uçurdum dostlar. Böyle tek başına düzenli bir idman veremedim son dönemlerde. Haydi bakalım oğlum. Evet. Arap erkeğimiz kalkışını yaptı. Çok kızdı dostlar. Aşırı derecede kızdı. Yani eşe atacağım. Hayvanın kızgınlığını alacağım. Yavruya kusturmak istiyorum. Çünkü gerçekten umut vadeden bir kuş. Güzel bir kuş. Çok çalışkan. Güzel geliyor. Gerçekten sizlerden de çok beğeni aldı dostlar. O yüzden yavruya kusturmak istiyorum. Hayvanı böyle sonunu görebilmek için. Ama yer değişikliği olayı var dostlarım. Onun eşi de şurada bakın. Onun çaprazlama ablası bu. Dışı dumanlı. Şu köşeye eşe atacağım onları ama yer değişikliği olayı var. Yani buradan gitmem gerekiyor. Evet, patırtılar başladı maalesef. Buradan gitmem gerekirse boşa eşe atmış olacağım dostlar. O yüzden şimdilik eşe atamıyorum hayvanı. Dostlarım şimdi Arap'ımız kendini ısıtsın. Burada da zaten çalışmalar var. Muhabbet etmelik bir durum yok şu anda. Arap'ımız kendini bir 10 dakika 15 dakika ısıtsın. Birazdan tekrar videomu açacağım dostlar. Dostlarım 10 dakika oldu videoyu durduralım. Şöyle yere kuş açtım. Bu kuş bu durumda, şu durumda buraya oynasın. Vallahi helal olsun bu kuşa. Yani şu şartlar altında buraya oynasın o kuş. Vallahi helal olsun. Çünkü burada sıkıntı büyük. Bakalım yani sokulabileceğini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi böyle aşırı derecede patırtı var. En kısa zamanda buradan kurtulacağız arkadaşlar inşallah. Arap kusura bakma oğlum. Bu gürültü patırtıda seni oynatmaya çalışıyoruz. Ama dostlar ilk geldiğimde çalışma yoktu. Ya bazen olmuyor. Atıyorum 1 saat, 1,5 saat, 2 saat çalışma olmuyor. Dedim belki hemen başlamazlar. Videoyu açtım, çalışma başladı. Maalesef. Aşkına şuna bak. Şuna bak. Bir an önce buradan gitmek bize farz oldu dostlar. Kuş değil, vinç izliyoruz. Allah'ım yarabbim. Bak kuş da burada. Sokulamıyor arkadaşlar, sokulamıyor. Hayvanın aklı gitti yani. Aklı gitti. Sokulamıyor. Kuşlar hedefte duramıyor. Bize artık buradan gitmek farz oldu. Değil, hayvanı indirsek ona da razıyım yani. Yerine de inemez ki böyle bu şartlarda. Bak tam oradan geliyor bak, patırtıya bak bak. Tam oradan geliyor hayvan bak. Bak. Ve bince de bakın ona da. Aferin benim oğluma. Oynayamaz ki. Bu şartlarda nasıl oynasın hayvan? Hayvanın aklı gidiyor. Şu hali. Gavura vurur gibi vuruyor kamyonun kasasına. Gavura vurur gibi. Bak. Allah aşkına. Allah'ım yarabbim ya. Dostlarım harbiden büyük bir sınavdan geçiyorum ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hayvan da orada bak. Hayvan yanarsın, nasıl yanarsın?
Ya en ufak bir poşet uçsa, kumru geçse korkuyor bu güvercinler, bu hayvanlar. Bu gürültüde ne yapacak bu hayvan? Aferin oğlum. Geldi. Aferin lan. Bu patırtıya rağmen geliyorsun ya. Helal olsun sana. Şuradan geliyor. Hayvan ne yapsın? Yerini değiştirdi. Aferin. Normalde karşıdan geliyor da gelemiyor ki. Bakalım, inşallah bir an önce biter de kuşu yerine alırız dostlar. Aferin evlat. Bakalım girebilecek mi? Geldi. Aferin benim oğluma be. Ulan senin canını yerim ben, maşallah sana be. Şu şartlarda oynuyorsun ya, helal olsun vallahi. Dostlarım şimdilik durdular. Sizin de gördüğünüz gibi çok yoğun, aşırı derecede gürültü patırtılar oldu. Şimdilik durdular. Birazdan yine başlayacaklar. Hayvan mecburen kendini çok uçuma verdi. Şu an tam 45 dakika oldu dostlar. 45 dakikadır havada. Hayvanın bırakın oyuna girmeyi. Buraya yanaşamıyor bile hayvan. Şu an bir durdular, iyi oldu. Bakın geliyor karşıdan. Geliyor bak, yerden doğru geliyor. Geldi. İn oğlum. İn oğlum, yine başlayacaklar. Yerini indirmekte zorlanmayalım. İn oğlum, in. İşte durum bundan ibaret dostlar. Yani şöyle yapacağız. En azından yer bulana kadar artık kuş uçurmayalım. Ya aslında bu şekilde olacağını bilseydim ben yine kuş kaldırmazdım. Geldiğimde çalışmıyorlardı dostlar. Çünkü dediğim gibi bazen gün içinde 1-2 saat çalışmıyorlar. Dedim hani nasip kısmet, belki dedim yine çalışmazlar. Yani çalışmadıkları ana denk geliriz diye düşündüm belki. Ama olmadı. Videoyu açtım, kuşu kaldırdım. Direkt başladılar dostlar. Bakın Arap da böyle uçuyor. Geldikçe çekeyim. 5 dakika daha uçuma verdi dostlar. Şimdi bölgemize geldi. Benim de vaktim kalmadı. Şu anda geç kalıyorum. Hem kuşumuz gürültü patırtıdan dolayı başka yere düşmesin diye, hem de vaktim olmadığı için şu anda artık inmesini istiyorum dostlar. 50 dakikayı geçti şu anda havada. Ufak ufak pırıltılar veriyorum dostlar. Çakmaklı da biraz kendini rahatlattı. Çok yoğun takladaydı. Şu kaybolan dumanların kardeşi dostlar. Ufak ufak o da kendini rahatlattı. Böyle pırıltı vereceğim durumlarda onu dürtüyorum özellikle. Hayvan açılsın diye. Evet, şimdilik çalışma bitti dostlarım. Şu vincin çalışması bitti. İnşallah hemen de başlamaz da arabamızı yerine indiririz. Hayvan sağa sola düşmesin dostlar. Ondan sonra kedi alıyor, köpek alıyor. Yani sıkıntı yaşıyoruz. Aferin. Çok ileriden, yüksekten kapattı geldi dostlar. Açamadım o anda videoyu. Çok uçuma veriyor bugün. Yani daha önceki uçumlarına göre bayağı bir uçuma verdi. Tabii bunda gürültü patırtının etkisi var. Şöyle artık ufak ufak pırıltı vermek istiyorum. Bu arada çakmaklıyı da göstereyim şöyle, bakın. Çakmadan uçamıyordu bu. Kuyruklarını aldım. Haydi. Yok, şimdi yükseltmedi hiç kendini. Yani rahat bakmış yani. Hiç kaldıramıyordu kendini hiç. Arabamız da böyle. Yani videomu tekrar açacağım. Haydi oğlum be, in be. Dostlarım bu vinç yine çalıştı ya. Yine çalıştı, oraları toparlıyor, hurdaları toparlıyor, bir şeyler yapıyor. Şu Arap'ın inmesini istiyorum artık. Haydi oğlum. Haydi oğlum benim, haydi. Gel yerine en güzelce, haydi. Az önce de martı kovaladı onu. Kuşçunun derdi çok. Haydi Arap, haydi oğlum, haydi gel. Haydi gel oğlum, haydi gel. Abi hayvanın psikolojisi bozuldu ya. Bak yine başladı. Yok, inşallah yerini indirebiliriz dostlar. Şimdi şu karşıdan geliyor. Haydi bakalım oğlum. Haydi. Güzelce kapatın. Haydi. Haydi aslanım benim. Haydi. Yok, inmedi maalesef. Oy oy. Geliyor. Aferin benim aslan oğluma be. Aferin lan sana. Bu gürültü patırtıda devam ediyorsun ya, helal olsun. Haydi Arap'ım, haydi oğlum. Bu
Dostlarım, şimdilik durdu şu vinç. Artık pırıltı vermeyi çoğalttım. Hem geç kaldım hem kuşu yerine bastıramayacağız. Yani hayvan sıkıntı yaşadı ya. Ayarları bozuldu hayvanın dostlar. Artık burada bize kuşçum yok. Burada kuş beslemek yok bize de. En azından burada olduğumuz sürece uçurmayalım biz. Geldi. İn oğlum be. Haydi aslanım in be. Maşallah bu kuş çok güzel olacak da. Maalesef burada bozdular bizi dostlar. Haydi Arap'ım. Dön deyin haydi. Haydi aslanım bak. Bu arada ezanımız da okunuyor. Azizallah şefaat ya Resulallah. Allah bize sabır versin burada. Ne diyeyim dostlar yani sıkıntı. Bakın böyle bayağı uçtu bugün. Çok gezdi. Geliyor yok diye gidiyor ama şartlar çok sıkıntılı. Şimdi muhtemelen bir kamyon daha gelecek. Kamyon bekliyorlar. Yüklemeye devam edecekler. O yüzden benim acilen Arap'ı aşağıya almam lazım dostlar. Kuşa sıkıntı yaşatmayalım. Geldi. Kenara çekileyim geldi. Haydi oğlum benim be. İnersin sen ben biliyorum. Aslanım benim aslanım. Haydi lan. Tamam dostlar inmeye niyetlendi o. İnmeye niyetlendi. Arap inmeye niyetlendi dostlar. Bir dahaki gelişimde muhtemelen alırız dedim ve geldi. Aslanım benim geldi. Haydi oğlum. Sal be oğlum be. Lan sal be oğlum be. Yok. Dostlarım şimdi yine kamyon gelmeden Arap'ı yerine almamız lazım. Hem vaktim kalmadı. Hayvan normalde bu saat bu kadar uçmuyordu. Şu an 1 saat 15 dakika oldu dostlar. Hani 50 dakika en fazla 1 saat civarlarında uçuyordu. Bugün hayvanın ayarları bozuldu dostlar. Bakın şu anda da uçuma verdi. Şöyle. Geldik. Yerden geliyor bakın yerden geliyor. Yerden aslanım benim. Hadi in oğlum. Haydi in. Aslanım benim be indi. Çok şükür kuşu sağ salim yerine aldık dostlar. Şöyle aslanımızı göstereyim. Bu kuşu eşe attığımızda çok daha güzel olacak. Çok daha güzel anları olacak. Bundan eminim. Çok daha güzel oyunları olacak. Ama maalesef gördüğünüz gibi türlü sıkıntılarla uğraşıyoruz burada dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bir kuşları yemleyelim hep beraber dostlarım. Hem bir hasbihal ederiz. Yavruların durumlarına bakarız dostlar. Şöyle bardağım nerede benim? Burada. Şuradan yem alalım. Şöyle yemliğimize koyalım dostlarım. Kuşları bir yemleyelim. Hem bir yavrularımızı kontrol ederiz dostlar. Çık miski bakayım oğlum. Çık. Gel çakmaklı kızım sen de in. Gel. Haydi inin bakayım. İnin bakalım. İnşallah kuş fırlamaz dışarı. Şöyle kapıyı biraz şey yapayım. Önce bir eşeğindekileri alayım aşağıya. Haydi çıkın bakalım. Sonra dışarıdakileri içeri süreceğim. Dur şunlar oyunlar. Bunları dışarı çıkarmayacağım dostlarım. Bunlar ayağını yerden kesti mi sıkıntı yaşarız. Arap'ı zor aldık zaten aşağıya. Şu beyazın fırlama ihtimali var. Onu şimdilik videoyu durdurduktan sonra yemleyeceğim onu dostlar. Beyazı oraya kapattım uçmasın diye. Çünkü her seferinde bana onu yaşatıyor. Yanımdan fırlayıp gidiyor. Evet. Ya da bütün kuşları içeri alınca beyazı açarım o da insin. Şimdi şunları alalım içeri dostlar. İçeride yemleyeceğim hayvanları. Artık burada dışarı bile çıkarmak kuşları sıkıntı dostlarım. Arap'ımız da bu. Maşallah benim oğluma. Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Bu kadar olumsuz etkende geldin güzelce yerine indin. Aferin oğlum. Hadi geçin bakayım yeminizi yiyin. Dostlarım bunlar yemini yerken biz hemen yavrulara bakalım. Değil mi? Şimdi deli mamimizle dişi Arap'ımızın yavrusu. Oh büyümüş maşallah. 2 güne marka takarım buna. Ondan sonra çakmaklı takımımız var burada dostlar biliyorsunuz. Erkeği sık takladı olan. Evet onun da durumu gayet iyi durumda. O yumurtalar zaten boş çıkan yumurtalar. Miski seni açmadım mı lan gel gel. Gel gel hadi gel. Kara miski gel oğlum. Yok yavruya geri gitti. Şimdi misk bozla sabuniyle miski takımı yavrularının da sağlığı çok iyi. Bakın burası. Dişi sabunuyla erkek açık miskinin yavruları onlar. Şimdi şu kara miskiyi çıkarmayı unuttum onu da çıkarayım. Gel gel oğlum gel. Hem onun da yavrusuna bakalım. Gel oğlum gel.
Evet, onu da çıkardım şöyle dostlar. Onun da bir yavrusu çıkmıştı. Biri çıkmamıştı dostlarım. Evet, o yavrumuz da iyi durumda. Yani kaybolan dumanlıların kardeşi bu dostlar. Efsane dumanlımızın, paşa dumanlımızın kardeşi. Ama ne renk gelecek? Yani bunlardan güzel farklı farklı renkler geliyor. Çakmaklı, boz dumanlı, dumanlı. Yani bir kere sabuni de vermişti. Yani onu Zeytinburnu'nda Adem amcaya hediye etmiştim dostlar. Bir kere boz atmıştı bu takımdan. Yani o da orada maalesef kaybolmuştu. Yani yavrularımızı kontrol ettik. Hepsi iyi durumda. Yani kuşlarımız da böyle güzelce yemini yesin. Oğlum bak. Yemiyorsun ya. Bu kızgınlar bunlar dostlar. Boştaki erkeklerden bu. Eşhanelere geçmek istiyor. Yani kızgınlıktan yapıyor. Aç kalırsınız ha. Beyazı da açayım dur. Gerçi bu eşhanenin kapağını bunlar nasıl becerdiyse açmışlar. Aha fırladı yemin ederim. Vallahi fırladı. Ya bu beyaz var ya bana hep bunu yapıyor ya. Vallahi billahi ya. Neyse. 2 dakika uçsun da yere makaslılardan kuş açarım alırım onu aşağı. Vallahi fırladı ya. Ya bu beyaz hep bana bunu yapıyor. Vallahi yapıyor ya. Neyse. Yapacak bir şey yok dostlar. Yani kuşlar yemlensin. Yere birkaç tane makaslı atacağım. Beyazı alacağım içeri. Fazla da vaktim kalmadı. Kümesi kapatıp ben de gideceğim dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.